Sevgili izleyiciler, yolculuğumuza yine Marmaris'te devam ediyoruz ve şu anda Kumbükü Yacht Club'dayız ve yanımda mekanın sahibi Şirin Özkal var. Merhabalar Şirin Hanım. Merhaba. Şirin Hanım, bize buranın geçmişinden bahsedebilir misiniz bize biraz? Kaç senedir faaliyet gösteriyor? Burası 36 senedir faaliyet gösteriyor. Size biraz geçmişinden bahsedeyim. 1974 senelerinde eşim tatildeyken buranın önünden denizden geçerken tekneyle bu köşeyi çok beğeniyor. Ve kendisi burada bir restoran açmak istiyor. O zaman bu araziyi satın alıyor. 1981'de de Kumlubükü Yat Kulübü faaliyete giriyor. O zamandan beri biz de aynı ailece burayı işletiyoruz. Manevi değeri çok o zaman sizin için. Çok manevi değeri, çünkü her ağaçta, her yerde hepimiz varız eşimle beraber. Peki buranın çok hoş bir dekorasyonu var ve özellikle doğallığından herhalde 36 senedir ödün vermemiş bir mekan. Bu kalitesini ve hizmet politikasını nasıl koruyorsunuz? Nasıl bir strateji uyguluyorsunuz? Vallahi stratejimiz şu: tabiatın dokusunu bozmamaya çalışıyoruz. Dokuya daha entegre olmuş bir yapılaşma yapmaya çalışıyoruz. Ağaçları, tabiatı bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Peki efendim, bize birazcık bu mekanın mutfağından bahsedebilir misiniz? Tabii bahsederim. Mutfağımızda aşağı yukarı 3 çeşit lezzet var. İlk önce Çin mutfağımız çok başarılı. 2 tane Çinli aşçımız var. Türk mutfağımız var, daha doğrusu Akdeniz mutfağımız var. Izgaralar, mezeler, makarnalar. Zengin bir mutfak o da. Bu sene sushi de ilave ettik ve çok başarılı sushi'mizde. O şekilde değerlendiriyoruz. Peki birazcık da bize müşteri portföyünüzden bahsedebilir misiniz Şirin Hanım? Tabii bahsederim. Şimdi biz Kumlubükü Yat Kulübü. Genelde teknelere dönük çalışıyoruz. İleride gördüğünüz gibi büyük bir iskelemiz var. 14-15 tane yelkenliği kaldırabiliyor. Motor yat alabiliyor. Genelde müşterilerimiz denizden geliyorlar. Yemeklerini yiyorlar öğlen yahut akşam. Yatmaya teknelerine gidiyorlar. Zaten ertesi günde buradan ayrılıyorlar. Karadan gelen müşterilerimiz de var. Onlar da Marmaris'ten, İstanbul'dan, Turunç'tan, her yerden geliyorlar. Genelde yabancı ağırlıklı müşterilerimiz. Bu seneye kadar en fazla İngiliz, Alman ve Hollandalıydı. Çok seçme Rus misafirlerimiz de vardı. Bu sene biraz azaldı onlar tabii. İnşallah 2017'de tekrar onları bekliyoruz. Şirin Hanım, çok teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Marmaris'e yolunuz düşerse bu güzel mekana mutlaka ayak basmanızı tavsiye ederiz. Bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak?